Günaydın. Sesli Marif takvimine hoş geldiniz. Bugün 30 Mart 2023 Perşembe. Bugün miladi olarak yılın 89. günü, yani 276 günümüz kalmış. Ayrıca hicri olarak bugün 8 Ramazan 1444, Rumi olarak ise 17 Mart 1439. Düne göre bugün gündüz 2 dakika uzadı. Benim saatim şu an 6.30'u gösteriyor. Bugün hava nasıl? Bugün İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun iç kısımlarında kar göreceğiz. Trakya, Ege, Akdeniz'de güneş açıyor. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur var. Sıcaklıklar yine düşük seyrediyor. Dışarı çıkacakların dikkatli olması lazım. Bugün doğan Türklere baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet'in 1432'de doğduğunu görüyoruz. Şair ve yazarımız Ziya Osman Sabah 1910'da bugün doğmuş. Arkeolog Ekrem Akurgal 1911'de bugün doğmuş. Yine dünyaca ünlü güreşçimiz, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Mahmut Atalay 1934'te bugün doğmuş. Peki bugün kimleri kaybetmişiz? 1956'da Mithat Cemal Kuntay yazarımız. Yine ressam ve şair 1957'de Arif Dino vefat etmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 14. Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç 1978'de bugün vefat etmiş. Bugün Türkiye'de neler oldu geçmişte? Bugün Darüşşafaka'nın kuruluş yıldönümü 1863'te bugün kuruluyor. 1972'de Mahir Çayan, biliyorsunuz devrimci Mahir Çayan ve 9 arkadaşı Kızıldere köyünde bugün öldürülüyor. Bugün onların ölüm yıldönümü. 2005'te kabahatler yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ediliyor. Peki bugün dünyada neler olmuş? 1856'da Paris Antlaşması imzalanıyor ve bizi de yakından ilgilendiren Kırım Savaşı sona eriyor. 1867'de Amerika Alaska'yı Rus İmparatorluğu'ndan 7,2 milyon dolara satın alıyor. Bugün 1981'de bugün Ronald Reagan Washington'da vurularak yaralanıyor. Peki bugün ay kaçta doğacak? Güzel uydumuz öğlen 12.30 gibi doğup gece 3.30 gibi batacak. Biz Ankaralılar muhtemelen göremeyeceğiz ama gökyüzü açık olanlar bugün ayı son dördün halini çok güzel bir şekilde izleyebilecekler. Bugünün alıntısını İngiliz yazar Anna Sewell'den aldım. İnsanın kendi kendisinin efendisi olamaması kötü bir şey diyor. İnsanın kendi kendisinin efendisi olamaması kötü bir şey. Şimdi bunu Nietzsche duysaydı biraz kızardı belki. Doğru. Çünkü Nietzsche'nin hayat gayesi buydu. Ama Nietzsche bile insanın hiçbir zaman tam olarak bir insan olabileceğini söylemiyor. Yani efendi ahlakına tamamen sahip olabileceği. Çünkü bu bir süreç. Bu bir değişim. Benim aklıma şunu getirdi. Evet, biz kendi kendimizin efendisi olamayız. Bu ekranda da size çokça söyledim. O kadar fazla etki altındayız ki. Yani kendimize mutlak hakim olmak. Çünkü efendi olmak bu demektir. Bunu olamayız belki. Ancak bu kötü bir şey mi? Hayır, değil. Peki ne yapmalıyız? Yani kendimizin efendisi olamıyoruz, kendimize mutlak hakim olamıyoruz diye kenara mı çekilmeliyiz? Bence hayır. Aslında yapmamız gereken şey bunu kabullenmek, bunu kabullenip hayata bu gözle bakmaya çalışmak ve neden kendi kendimizin efendisi olamadığımızın nedenlerini aramak, yani neden olamıyoruz, sebeplerini aramak ve bunu bulmak. Bu uğurda bir hayat harcayabilirsek zaten bir bakıma kendi kendimizin efendisi oluruz. Çünkü sonuçların nedenlerini bilirsek, ki elimizde başka hiçbir şey yok hayatta, neden ve sonuçlar var. Sonuçların nedenlerini kestirmeye çalışıp bilebilirsek en azından bu neden sonuç ilişkisini açığa çıkartabiliriz. Bu da bizi kendimizi bilmek ve kendimizin neden kaynaklandığını bilmek açısından hiç değilse biraz aydınlatır. Yani doğumdan ölüme, karanlığa ufak bir ışık diyelim.
Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.